Fethi Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hüsamettin Bey, sektörümüzden ve buradaki hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize Hüsamettin Bey kimdir, sektöre girişi nasıl oldu? Biraz öncesinden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki. Hüsamettin Yalçınsoy ben. Yalçınsoy firmasının 4. kuşak temsilcisiyim. 1945'ten beri bu işi yapmaktayız. Bahçeli Evler, Çayyolu ve bu yeni açılmış Alacatlı mağazamızda Ankara'da 3 şubeyle hizmet etmekteyiz. Burada işte kendi sucuklarımız, sosis, pastırma, kavurma üretimimiz var. Et çeşitlerimiz yoğundur. Müşterilerimiz toptan ve perakende olmak üzere Ankara'da birçok noktaya ulaşmaktayız. Evet, ilk şubemiz nerede açıldı bu arada? İlk şubemiz aslında şöyle, 1945'e dayanırsak eğer, Yeni Mahalle ve İsmet Paşa, Ankara'nın eski köklü mahalleleri. Daha sonra 60'tan beri hala devam etmekte olan Bahçeliler Şubesi, 10 yıl önce Çayyolu Şubesi ve dediğim gibi 10 gün önce de burası oldu. Biraz diğer şubelerin konseptinden bahseder misiniz yine aynı şekilde mi? Tabii aynı şekilde kasap üzerine. Bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz Ankara'da özellikle son yıllarda hani popüler olan kuru yaşlandırma, dry aging dediğimiz yöntemi Ankara'da ilk uygulayan firmayız. Hani müşteriler o konuda hani bizi daha da iyi tanırlar. Hani Ankara'da isim yapmış bir firmayız. İşte et çeşitlerimiz hani hazırladığımız özel ürünler olsun. Hani çeşit bolluğu gösteren iyi bir firmayız. Nedir o yöntem? Biraz bahsedebilir misiniz? Kuru yaşlandırma dediğimiz yöntem özel bir dolapta. Bizim kullandığımız varlığın arka yüzlerinde Pakistan'dan getirdiğimiz orijinal Himalaya tuzlarıyla kuru soğutma dediğimiz bir yöntemle etler 21 gün ile 1 ay arasında bekletilmekte. Dışı bir kabuk bağlamaktadır. Bu kabuk aynı zamanda eti de korur. Süre dolduğu zaman eti dış kabuğundan temizliyoruz. Temizledikten sonra kalın kalın dilimleyip döküm tavada mangalda hemen pişiriyorsunuz. Farklı bir lezzeti mi oluyor? Tabii, hem lezzet bakımından daha yoğun, tam etin tadını alırsınız, hem de yumuşacık pamuk gibi bir et olur. Ha, çok güzel. Tabii etimizin yanı sıra burada kendi ürettiğimiz sucuk kavurma var, da tabii. Var. Biraz onların özelliklerinden de bahseder bizim misiniz? Bizim ürettiğimizde her şeyde hiçbir katkı maddesi yoktur. Hani sucuğu 70 yıl önce nasıl yapıyorsak o günden beri hep aynı şekilde yapıyoruz. Et çekilir, baharatlar tek tek eklenir ve doğal kılıflara doldurulur. Kavurmamız yine evlerimizde nasıl yapıyorsak o şekilde. Sosis yapıyoruz, orijinal sosistir, kuzu bağırsağına yapılır. Hani artık hani böyle eskiden yapılan ama unutulmuş, marketlere dönmüş ürünleri aslında bizde bulabilirsiniz. Peki 4 şubede de aynı konsept var değil mi? Aynı konsept var, evet. Sadece Bahçeliler şubemizde o dinlendirme dediğim aging yok. Diğer şubelerimizde mevcut. Evet. Burada hazırladığımız çok güzel özel ürünler de görüyoruz. Neler onlar? Biraz bahsedelim mi? İşte bizim burada biraz önce bahsettiğim gibi dana pizzamız, dinlenmiş olan T-bone'umuz, işte çeşit çeşit ürünlerimiz ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Türkiye'de ilk defa bir kasapta sous vide denen bir yöntem vardır. Bu yöntem özel vakum poşetinde eti vakumluyorsunuz ve bir suyun içine bırakıyorsunuz. Bu suyu da o dediğim makina ayarladığınız derecede o suyun sıcaklığını sabit tutar. Örnek veriyorum, biz dana kaburga ya da dana rostoyu 59.8 derece, ki bu 0-2 değerler önemlidir uzun süre pişeceği için. Dana kaburga 72 saat, dana rosto 24 saat bu şeyin içerisinde pişmektedir. Bunun en güzel önemliliği tam bir homojen pişme olur. Eti kestiğiniz zaman bir taraf fazla pişmiş, bir taraf az pişmiş olayı olmaz. Tamamen homojendir. Hani bunu zaten dünyada bütün bilinen büyük ve meşhur restoranların tamamı bu yöntemi uygulamaktadır. Zaten yeni bir yöntemdir. Ama bizde yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de ilk kasap dükkanında bizde var. Çok güzel. Müşteriler de mevcuttur. Ve birçok et ürününü, çeşitlerini burada bulabiliyoruz. Tabii, tabii. Zaten kendimiz de besiciyiz. Kuzularımız da aynı zamanda Balıkesir'den gelir. Yaklaşık 30-35 yıldır hep Trakya Balıkesir kuzu satarız. Hani bu kuzu zaten dillere destandır. Dünyada nam salmıştır. Bu etlerimizin kalitesinin yanında bizim kendi kişisel gelişimimiz olsun, kullandığımız ürünlerin her şeyi mümkün olduğunca hijyenik ve hani kaliteli ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde. Hem toptan hem de perakende satışımız var dedik. Toptan her yere ulaştırabiliyor muyuz? Ya zaten Ankara içerisinde çalışıyoruz. İşte hani belli başlı bölgeler, belli başlı isimler, restoranlar, resmi daireler, askeriyeler dönem dönem et satışımız oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin.